Şimdi Türkiye'nin önünde ne var? 2001'de Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gitti. Ve Amerika'da özellikle bizim ülkemizi ekonomiden siyasi sürece kadar etkileyen çevrelere şöyle bir şey söyledi. Dedi ki biz iktidar olmak istiyoruz. Bize para lazım. Ve bizim batıda meşrulaştırmamız lazım. Oradaki çevrelerde şunu söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Para istediğin kadar. Seni demokrat ilan etmemiz bir dakikalık iş. Demokrasi yıldızı yaparız seni. Fakat bizim bunların karşılığında senden talep edeceğimiz şeyler var. Nedir bu? Ya biz bu bölgeyle ilgili BOP adı altında bir projeyle meşgulüz. Biz bunları yaparız ama bu projenin içerisinde sen de üstüne düşen rolü yapmak zorundasın. Türkiye bu rolü yapmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı da olur dedi. Olur demesinin karşılığında bunu bize sadece bize olur demenle sınırlı tutamayız dedi. Çık dünyaya ilan et, BOP'un eş başkanıyım dedi. Şimdi tefeci dün verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmem için kapıya gelip dayanmıştır. Yani Ege'yi görme, Kıbrıs'ı teslim et, Irak'ta, Suriye'de yaptığım, yapacağım işlere karışma, kendi içerisinde Kürt kökenli vatandaşlarla ilgili şu adımları at, bunları yaparsan, ki yapmak zorundasın, başında böyle bir mukavelemiz var, ben bunları tahsil için buradayım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı, o 2001'den bugüne kadar bu taahhütlerin bir kısmını yerine getirmek için Allah var çırpındı. Ege'yi görmedi, Kıbrıs'ta anlam planının üzerine oynadı, şu oldu bu oldu. Fakat anlaşılıyor ki tefeci tahsilatta sıkıntı çekiyor. Şimdi tefeci gelmiş, Türkiye evinin kapısının önüne koltuğunu atmış. Elinde prosu. Bizim evimiz ipotekli. Fakat kapının önüne çıkmışız. Elimizde bir bidon benzin. Hani gece kondusunu yıkmaya gittiğiniz insanın çatıya çıkıp yaptığı gibi. O bidon benzini tefeciye diyoruz ki üstüme gelme, kendimi yakarım. Tefeci prosundan duman çekmeye devam ediyor. Üstüme gelme, seni yakarım. Tefeci yine gülüyor. Onu almadan bırakmayacak. Peki bu bizim önümüze nasıl bir tablo getiriyor? Türkiye istemem, mutlu olmam. Asla memleketim adına, milletim adına böyle badireli bir şey istemem. Ama Türkiye hızla IMF ile yeni bir anlaşma zeminine doğru itiliyor. Peki IMF ile anlaşma demek ne demektir? Fukaranın canı çıksın demektir. Peki fukaranın canı çıkarsa ne olur? Fukaranın canı çıktığında sokak ısınır.